Ekşi Mümen kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün Ağrı Dağı'nın eteğinde Ararat Gardı'ndayız. Gördüğünüz gibi kayısı topluyoruz. Buranın kayısısı çok güzel. Iğdır kayısından bence daha da güzel. Burada Kadir abimizin yanına geldik. Burası 30 dönüm bir arazi. İçerisinde kayısı ağaçları, şeftali ağaçları, bungalov evleri var. Buraya gelip ziyaret edebilirsiniz. Bir tane de yiyin. Arkadaşlar gerçekten çok iyi. Ve Iğdır kayısından da çok daha güzel. Yolunuz eğer Ağrı'ya, Doğu Beyazıt'a düşerse Kadir abimizin Ararat Gardı'na muhakkak uğrayın derim. Ararat Gardı'ndayız. Organik dalından kayısı topluyoruz. Yanımda kimler var? Hamza hocam var. Merhabalar. Topladık bayağı bir. Onları tartıyor. Gezgin mimar var. Gezgin mimar var. Lütfü hocam. Lütfü hocam sayesinde buraya ulaştık. Arkadaşlar, Nuh Tufan efsaneye göre olduktan sonra gemi Ağrı Dağı'nda, Ağrı'nın şu an bulunduğumuz yerde. O gemide de hayvanların ve meyvelerin olduğunu bildiğimizden dolayı dünyaya bütün kayısılar buradan gitti ve cennetten bir meyve geldiyse o da şu an burada. Tatmak isterseniz 11 farklı 5000 meyve ağacı sizleri bekliyor. Evet, teşekkür ediyoruz abi bu sunuş yeteneğinden dolayı. Evet, çok güzel arkadaşlar, burası bayağı bir kayısı ağacı var. Biz de burada topluyoruz organik dalından. Çok güzel yapmışlar burayı. Göstereyim şöyle de. Gösterelim abi. Sen gösterirsen daha güzel olur. Lütfü abi şöyle. Bakın. Güzel olduğunu zaten dışından bile belli ediyor. Daha iyisi yok. Evet. Var mı ekşimen daha iyisi? Yok vallahi, ben daha iyi kayısı yemedim. Şöyle, ekşimenle biz çok gezdik. Ağrı Dağı'nın eteklerindeki bu kayısı gibi tadıp göremedik başka bir yerde. Evet. Bir tane de yiyelim mi abi? Ye bakalım. İstersen bana yedir, daha güzel olur. Sana yedireyim. Bir tane de ben yiyeyim. Mükemmel. Arkadaşlar, ben Batı'da hiç bu kadar güzel kayısı yemedim. Yalan değil yani. Burayı övmek için değil. Güzel olmasa zaten güzel değil derim. Bal gibi ya. Ben böyle bir kayısı hayatımda yemedim. Bahçede çok güzel. Biraz stres atmaya geldik. Burada Kadir abimiz var. Kadir abimizin yeri burası aslında. Ona yardımcı olmaya, biraz kafa dağıtmaya. Bu gibi sebeplerle geldik. Keyifli de geçiyor. Arkamda Ağrı Dağı'nın manzarası var. Her insana nasip olmaz arkadaşlar bu. Nasipse 5137 metre rakımdaki Ağrı Dağı'na da çıkacağız. Şöyle bir daha göstereyim. Bayağı bir zorlu yolculuk olacak. Bizim için tırmanış olacak ama inşallah başaracağız yani. Türkiye'nin en büyük zirvesine, 5137 metre zirveye ulaşacağız. O şekilde umuyoruz. Buradayız şu an. Takılıyoruz. Ufak ufak size görüntüleri göstereceğim. Drone'la güzel çekimler aldım. Onları da sizinle paylaşacağım. Arkadaşlar bakın ya, böyle kayısılar hiç gördünüz mü hayatınızda? Nar gibi. Hamza hocam da burada titiz bir şekilde aynen paketliyor. Kilosuna göre. Vatandaşımızın istediğini kiloya göre paketliyor. Gün yavaş yavaş batıyor artık Ağrı Dağı. Biz de burada takılıyoruz. Buranın içerisinde arkadaşlar bungalov evleri falan yapılıyor. Onlar da zaman içerisinde faaliyete geçecek. Burada
çevre illerden gelip kalabilirsiniz bungalov evlerinde. Evet arkadaşlar, hepinize selamlar. Ararat Gardı'ndayız. Yorucu bir kayısı toplamanın ardından mangal yapacağız. Bungalovumuz da burada. Ekip burada. Ekibimiz Yasin abi. Olan arkadaşımız. Abdullah. Gençler, Kadir abimiz. Kadir abimiz. Evet. Tekrese gerek yok. Abi uzun metraj bunu şey yapacağız. Belgesel tadında. Kadir abimin yanına gelin. Eğer yolunuz Doğu Bayezid'e düşerse Ağrı'ya. Ararat Gardı'n diye yazdığınızda çıkar. Ben zaten yorucu bir kayısı toplamanın ardından biraz da keyif yapalım. Keyif yapalım. Kadir abimiz çok iyi birisi. Çok misafirperver birisi. Her zaman yani herkesi bekleriz. Buyurun. Burada kendinizi böyle kendi evinizde gibi hissedebilirsiniz. Kesti herhalde. Yok çekiyor şu an abi. Öyle mi? Teşekkür ederiz abi. Misafirperverliğiniz için. Allah razı olsun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Ekip burada. Ekibimizi de çekelim. Lütfü Hocam, güzel içeriklerin gelmesi için sayfamızı beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayalım. Ağrı'dan güzel içerikler sizlerle olacak. Bakın bungalov evler de var burada. Sabah uyandığınız zaman arkadaşlar... Çekelim abi orayı da. Sabah uyandığınız zaman arkadaşlar Ağrı'da manzarasıyla uyanıyorsunuz. Böyle bir keyif yok yani. Hepinize selamlar dostlar. Bizi izlemeye devam edin.